Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Ersenehu bil huda ve dinil hak li yuzhirehu ale'd-din kulli. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا وَبَعْدُ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةُ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Değerli kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerime, Nahl Suresi 41. ayet-i kerime, bu daha önce aldığımız derste son okuduğumuz ayet-i kerime. Bunu bir hatırlatmak istedim. Bu mübarek ayet-i kerimede Rabbimiz Allah için hicret eden kimseler ki onlar zulme uğradılar. Elbette onlar için dünyada güzel bir barınak hazırlayacağız. Ahiret ecrine gelince o daha büyüktür. Keşke bilmiş olsalardı buyuruyor. Yani Rabbimiz Allah diyen ve bu hususta eza ve cefaya duçar olan insanlar sonra da Allahu Teala'nın kendileri için gösterdiği mekanlara hicret eder. Yani evlerini, baklarını, işlerini, güçlerini, çoluğunu, çocuğunu, ailesini sırf Allah'ın rızasını kazanmak için terk eden bu insanlara Allahu Teala'nın bir müjdesi var. Biz onlar için dünya hayatında güzel bir barınak hazırladık. Hazırlayacağız ve ahiret ücreti ise, ecri ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Yani keşke bunu bilselerdi. Onlara eza ve cefa edenler. Bu hususta Allahu Teala'nın dini üzere sebat etmeyenler keşke bilselerdi. Keşke bilselerdi ifadesi, keşke bilselerdi ifadesinde iki tane tefsir var. Onlara eza ve cefa edenler keşke bunların dünya hayatında hangi makama geleceğini keşke bilselerdi. Bir de ahirette Allah Azze ve Celle'nin onlar için neleri hazırladığını onlara eza ve cefa edenler keşke bilselerdi manasına. Bir ikinci tefsir ise burada keşke bilselerdi o Allah için, Allah'ın rızası için mekanlarını, evlerini, baklarını, işlerini, güçlerini, ailelerini terk edenler ahirette Allah'ın kendilerine ücret olarak neyi hazırladığını, neyi vereceğini bilmiş olsalardı onlar daha fazla bu hususta mücadele ederlerdi. Bir de dünya hayatında Allahu Teala'nın onlar için hangi konumu hazırladığını bilselerdi o uğurda Allah için daha çok çabalarlardı. Çünkü Allahu Teala dünya hayatında onlar için Medine'de öyle bir makam ve mevki hazırladı ki onlar dünyada her biri sanki gökyüzündeki o ışığı fazla yıldızlar haline geldiler. Onların kimi halife oldu Allah. Allah'ın dinini insanlara öğreten Allah'ın Resulü'nün halifeleri oldular. Müminlerin emiri oldular. Veyahut da onlara o raşit halifelere vezir oldular, bakan oldular devletin. Bunu Mekke'deyken Allah için eza ve cefaya duçar olurken bilmiyorlardı. Bilselerdi bu konuma geleceklerini daha çok Allah için mücadele ederlerdi şeklinde tefsiri var. Bu yarım kalmış bir tefsir geçen dersimizden. Bunu duyurmayı istedim. Bugünkü dersimizde alacağımız ilk ayeti kerime aynı mübarek surede 42. ayeti kerime اَلَّذ۪ينَ
sabaru ve ala rabbihim yetevekkelun. Onlar o kimseler ki bu uğurda sabrettiler. Yani Allah'ın rızası için memleketlerini terk etme hususunda ve Allah için, Allah'ın dini için eza ve cefaya duçar olmaya sabrettiler. Ve bunlara karşı göğüs gerip Rablerine tevekkül ettiler. Yani Rablerine dayandılar. Bunun için Allahu Teala onlara hem bu dünyada güzel bir makamı hazırladığını ifade ediyor, hem de ahirette onların ücretinin daha büyük olduğunu bildiriyor ve sonra bütün insanlığa ilam ediyor, duyuruyor. Keşke bunu bilselerdi diye. Allahu Teala bize bunu bilmeyi, daha doğrusu hakkıyla anlamayı ve mucibince Allah'a karşı samimi olmayı nasip etsin. Amin. Ve ma erselnâ min qablike illâ ricâlen nûhî ileyhim. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn. Senden önce gönderdiğimiz rasuller sadece kendilerine vahyettiğimiz erkeklerdir. Eğer bunu bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Onlar size haber verecektir. Bu mübarek ayeti kerimede Allahu Teala Mekkeli müşriklere onlar Allahu Teala beşerden bir rasulü, elçisini göndermekten münezzehtir. Uzaktır lafızları üzerine bu mübarek ayet-i kerimeyi gönderiyor. Yunus suresi 2. ayet-i kerimede bu biraz önce size tilavet ettiğim ayet-i kerime Medeni surelerden bir ayet-i kerime, Mekki surelerden Yunus suresindeki ayet-i kerimede ise bu ayet-i kerime, ikinci ayet-i kerime o surede اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلَى رَجُلٌ مِّنْهُمْ. Kendilerinden bir adama vahyetmemiz insanlar için tuhaf mı oldu? Ayetiyle önce bir cevap veriyor. Bu Mekki surelerden. Yani onlar Allahu Teala'nın normal kendilerinden bir insanın Resul olarak, yani kendisiyle onlar arasında bir aracı, bir vasıta olmasını uzak görerek Allahu Teala bizden birini, yani bizim gibi yiyen, içen, bizim gibi sokaklarda dolaşan, normal insani ihtiyaçlarını gideren bir insanı Resul mü seçermiş? Allah bundan uzaktır, Allah bundan münezzehtir ifadeleri üzerine göndermiştir. Sonra Allahu Teala bunu teyit ederek Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde aynı konuya temas etmiştir. Şimdi onlarla ilgili ayetleri ben size duyuracağım. Ancak bu ayette, yani üzerinde açıklamaya uğraştığımız, çalıştığımız ayette, senden önce gönderdiğimiz ne kadar Resul varsa onlar istisnasız hepsi kendisine vahyettiğimiz erkeklerdir. Yani Resul olarak seçip de vahyimizi ona emanet ettiğimiz kişiler sizin gibi erkek insanlardı. Eğer siz bunu inkar ediyorsanız ve bu hususta tereddüdünüz varsa ehli zikre bunu sorunuz. Ehli zikre bunu sorunuz. Ayetinin anlamı ise Mekkeli müşrikler başlarına gelen bir musibette, bir belada ne yapıyorlardı? Ehli kitap olan Medine'de yaşayan Yahudilere gidiyorlardı. Meselelerini onlara danışıyorlardı ve biliyorlardı ki onların indinde semavi bir din var ve o semavi dinin yazılı metni olan Tevrat var. Ondan dolayı onlar din meselesinde kendilerinden daha alim, daha bilgin. Onun için
Gidip onlara soruyorlardı. Medine'ye geliyorlardı, onlara soruyorlardı. Daha önce sohbetlerimizde veya bu gibi tefsir çalışmalarımızda ben dile getirmiştim. Kehf suresinin ayeti kerimelerinde mesela Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o topluma gelip de risaletini tebliğe başladığında ona inanmıyorlar tabii ki. Sonra bakıyorlar ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile baş edemiyorlar. Yani onun davetinin önüne geçemiyorlar. Her geçen gün biraz daha artıyor. Onlar imanı seçenler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme İslam üzere beyat eden insanlara ne yaparlarsa yapsınlar, onları dinlerinden vazgeçiremiyorlar. Ne yapalım, ne yapalım? Gidelim Medine'de kendilerinin yanında din bilgisi olan ehli kitaptan Yahudilere bu meseleyi soralım. Bu adam gerçekten Nebi mi değil mi? Onlardan bilgi alalım. Gidiyorlar, soruyorlar, meseleyi anlatıyorlar. Yahudilerin bunlara telkin ettiği bilgi nedir? Ona üç şeyi sorun, eğer bilirse o Nebi'dir, Allah tarafından gönderilmedir. Artık siz onunla mücadele edemezsiniz. Nedir o? Yeryüzünün doğusunda ve batısında dolaşan, oralara hakim olan bir insan. Mağara ahalisi kimdir? Nedir dertleri? Bir de ruhu sorun. Bunları bilirse, bu insan bunları bilirse, bu usta size cevap verirse, o Allah tarafından kendisine vahyedilen, gönderilen bir nebidir. O hususta artık siz ona galip gelemezsiniz diyor Yahudiler. Geliyorlar Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a meseleyi anlatıyorlar. O da onlara cevap veriyor. Bir müddet sonra bir takım Allah-u Teala'nın kendisini terbiye ettikten sonra, tedip ettikten sonra onlara o sordukları hususlarda cevap veriyor. Şimdi bu açıdan Mekkeli müşriklerin sözlerini dinlediği, yanlarında ilim vardır diye düşündüğü, inandığı kimseler kim? Yahudiler. Bundan dolayı Rabbimiz ayetin ikinci bölümünde فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ eğer bilmiyorsanız bu meseleyi de siz gidin zikir ehline sorun. Yani yanında Tevrat'tan, İncil'den bilgi bulunan kimselere gidin sorun meseleyi. Hani onlar inkar ediyorlardı. Allah-u Teala bizden birini kendisiyle biri bizim aramızda sefaret göreviyle sefir olarak gönderen, yani elçilik göreviyle elçi yapan, yapmaktan Allah uzak sözlerine Allah-u Teala, yani sizden önce de Allah-u Teala'nın Resulü olarak gönderdiği kimseler kendilerine vahyettiğimiz erkeklerdir. Ondan gayri değildir. Siz buna inanmıyorsanız eğer gidin diğer meselelerinizi sorduğunuz, akıl danıştığınız kitap ehline sorun diyor Allah-u Teala burada. Zikir ehlinden kasıt burada nedir? Kitap ehli. Şimdi bu ayetin emsali manalarına gelen bir takım ayeti kerimeler var. Onları size duyurayım inşallah Kur'an-ı Kerim'de. İsra suresi 93-94'te Rabbimiz aynı manaya gelen قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَسُولًا de ki Rabbimi tenzih ederim. Ben beşer bir Resul'den gayrı neyim? Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem toplumuna bu kelimeyle karşı çıktığında yalnız bu ayetin manasını iyi anlayabilmemiz için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a diyorlar ki sen gerçekten de Allah tarafından gönderilen bir Resul müsün? İyi, öyleyse bize şunları şunları getir. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin güç yetiremeyeceği işler istiyorlar. Mucize istiyorlar yani Resul-i Ekrem aleyhissalatü. O da diyor ki yani Subhanallah, burada taaccüp bir ifade. Subhanallah. Ben diyor, yani bu benden istediğiniz şeyleri nasıl getireyim? Ben sadece bir beşerim sizin gibi, ancak Allah-u Teala bana vahyediyor. Yani bana vahyolunan bir insanım. Sizden farklı tarafım bu. Sonra Allah-u Teala devreye giriyor. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى اِلَّا اَنْ قَالُوا اَبَاثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَسُولًا İnsanları
bu meseleye imandan alıkoyan, kendilerine hidayet geldikten sonra Allah beşer bir Resul mü gönderirmiş sözleridir. Yani bu sözleri imanlarına engel oluyor diyor Allah-u Teala. Çünkü böyle bir saplantıları var. Şimdi kardeşlerim, insanlar bir hususta bir meseleye inandığı zaman o hususta taassup etmeye başlıyor. Bu genelde var yani. İnsanın ta Adem Aleyhisselam'ın çocuklarından herhalde kıyamete kadar, son insana kadar böyle. Şimdi müşrikler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmediler ya. Niye kabul etmediler? Birçok şey anlatılıyor burada. Yani siyerle ilgili veya tarih kitaplarıyla ilgili meseleye baktığımız zaman onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini niye kabul etmiyorlar? Onlarda bir kabilecilik var. Her kabile kendisini diğer kabileden üstün görüyor. Ve bu hususta mücadele ediyorlar. Bu hususta mücadele ediyorlar. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın kabilesi onlarda olmayan, olamayacak bir iddia ile ortaya çıkıyor. O da nedir? Bizde bir nebi var diyor. Allah gönderdi diyorlar. Öbürlerinin buna gücü yetmiyor tabii ki. Ya bizde de bir nebi var. Allah-u Teala ona da vahyetti diyemiyorlar. Şimdi bu hal onları Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı ne yapıyor? Hayır, o Resul değildir. Allah-u Teala beşerden bir Resul göndermekten münezzehtire götürüyor. Bizde de bir nebi var. Allah onu gönderdi, ona vahyetti iddiası yerine. Hayır, böyle bir şey olamaz'a götürüyor onları. Bazıları diyor ki yani olmalı, belki de Allah-u Teala beşerden bir Resul göndermeli ama yani Haşimoğullarından mı gönderdi? Kureyş'in daha üstün, daha mal bakımından zenginleri var. Nefer bakımından daha kalabalık toplulukları var, kabileleri var. Ondan göndermeliydi diyorlar. Bazıları böyle bir iddiada, bazıları tüm beşerden bir risaleti inkar ediyor. Bu onları iman etmekten alıkoyuyor. Günümüzde öyle topluluklar var, öyle insanlar var ki hakkı gördüğü halde taassubu sebebiyle, hocasına güvendiği için, alimine güvendiği için, şeyhine dayandığı için veya ilmine güvendiği için hak önüne geldiği halde onu kabul etmekten imtina ettiriyor. Sadece bu Kureyş'in cahillerine, Kureyş'in o, efendime söyleyeyim, müşrik diye Rabbimizin veya kafir diye Rabbimizin tesmiye ettiği, isimlendirdiği o topluma has bir haslet değil bu. Hepimizde ufak tefek olabilir. Bundan Allah'a sığınmamız gerekiyor. Hak nerede, kimden gelirse gelsin, nerede bulunursa bulunsun, haktır ve onun üzerinde Allah'ın nuru vardır. Ona teslim olmamız gerekiyor. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının, ona iman eden insanların en güzel tarafı, en zengininden en fakirine, en şereflisinden en onun dununa kadar, yani sokak ayak takımı dediğimiz, sokak tipi dediğimiz insanlardan tutun o toplumun en şerefli makamına sahip insanları iman etmeye, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme teslime ne götürmüştür? Allah'ın muvaffakiyeti götürmüştür. Bilal-i Habeşi'nin bir meziyeti olduğu için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemiştir. Ebu Bekir'in bir meziyeti olduğu için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeye götürmemiştir. Nedir? Bu Ebu Bekir o toplumun en şereflilerinden bir tanesi. Bilal-i Habeşi ise en şerefsizlerden bir tanesi. O topluma göre. Bize göre değil. Yanlış anlamayın sözümü. O topluma göre. Nedir? Allah'ın kendisine bahşettiği hidayet. Hidayete erme muvaffakiyeti. Bunu Allahu Teala bir kuldan keserse onun belası verilmiş demektir. Onun cezası dünyadayken kesilmiş demektir. Bundan dolayı Allahu Teala'ya bize muvaffakiyet vermesi için çok dua etmeliyiz. Vermezse, gözümüzü mühürlerse, gözümüze bir perde indirirse, ağzımıza bir mühür vurursa, kulaklarımızı sağır ederse,
Hakkı ne görebiliriz, ne işitebiliriz, ne onu ikrar edebiliriz. İşte Kureyş'in belası buydu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın 6 tane amcası var. 2 tanesi iman ediyor. 2 tanesi iman ediyor. Diğerleri küfür üzere gidiyor. Değil mi? Hatta kendisine yardım ettiği halde Allahu Teala ona ne vermiyor? Kelime-i şehadeti telaffuz etmeye muvaffak etmiyor. Bunu ona nasip etmiyor. Kim? Ebu Talip. Evet. Allahu Teala'ya dua ediyoruz değerli kardeşlerim. Allah bize tevfikini esirgemesin. Ve ma ersalna qableke minel murseline illa innehum le yekulune at'ama ve yemşune fil esvak. Senden önce gönderilen rasullerden istisnasız hepsi yemek yiyorlardı ve sokaklarda alışveriş için dolaşıyorlardı. Allahu Teala bir başka ayet-i kerimede diyor ki eğer onlara hani beşerden bir rasul olmasının Allah ile kulları arasında vasıtanın elçilik görevi yapan varlığın melek olmasını istesek ve öyle gönderseydik onu da kabul etmezlerdi. Bu meleğe ne oluyor ki? O bizim gibi yemiyor, içmiyor, o bizim gibi sokaklarda dolaşmıyor, o bizim gibi yatmıyor, uyumuyor, bu ihtiyaçları yok diye onu da inkar edeceklerdi. Onu da kabul etmeyeceklerdi. Allahu Teala bizim gibi bir insan bize elçilik yapıcı olarak göndermeli değil miydi diye onu da inkar edeceklerdi. Yani insan bu. Allahu Teala bu düşüncede onlara reddiye verirken وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِد۪ينَ Biz o rasulleri yemek yemeyen ve dünyada hiç ölmeyecek ebediler olarak içi bomboş bir ceset olarak göndermedik. Niye onlar bir Resul'ün onlar gibi yemesini, içmesini, oturmasını, kalkmasını tabii beşeri ihtiyaçlarını izale için, gidermek için sokaklarda, caddelerde alışveriş için dolaşmalarını inkar ederler ki? Biz onları içi boş bir ceset yapmadık. Evet. Şimdi bu ayetlerle biz birinci okuduğumuz ayeti yani 43. ayeti kerimeyi aynı manaya geldiği için teyit etmek istedik. Burada ehli sünnet vel cemaat dediğimiz hasreten sahabe tabi'in, tebe-i tabi'in ve onların yolu üzere olan ehli sünnetin bu ayeti kerimede eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun tefsirini biraz size ulaştırmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, ilim alimlerimizin ifade ettiği gibi Allahu Teala'nın nuru. Bu ilim Allahu Teala'nın kullarına özellikle seçkin kullarına nasip ettiği bir rızkı. Bu rızık normalde yediğimiz, içtiğimiz, servet edindiğimiz manadaki rızık gibi bir rızık. Allahu Teala bu rızkı dilediğine hesapsız olarak verir. Dilediğine ise yetecek kadar verir. Bu normalde yediğimiz, içtiğimiz, giyindiğimiz, eskittiğimiz, barındığımız ve servet olarak elde ettiğimiz mallarımız bir rızıktır. Allahu Teala'nın bir rızkı. Bunu Allahu Teala seçtiği kullarına bir gayri hesap dediği, hesaba gelmez şekilde veriyor. Öyle insanlar var ki servetinin hesabını bilmiyor. Geçenlerde bir adam öldü. Beni eğer hoş görürseniz kaba bir kelime kullanacağım.
Cehenneme büyük bir kütük düştü. Allah onun ateşini bol etsin. Amin. Bu millet için hiç de faydalı bir insan değildi. Müslümanlar için hiç faydalı değildi. Tamamıyla Müslümanlar için bir şerdi. Şer kaynağıydı. Allah layığını versin diyoruz. Bundan sonra şimdi bu kütük dediğimiz adam 111 milyar 111 milyar gazetede okuduğum kadarıyla dolar mı lira mı bilmiyor. Unuttum daha doğrusu lira diye hatırımda var. Servet bıraktı, miras bıraktı. 111 milyar. Dolar. Dolar ise eğer, dolar ise eğer boşalır inşallah. Boşalır. Türkiye Ziraat Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndaki paradan daha fazla. Orada ne kadar? 130 milyar diye biliyorum. 130 milyar. Arada çok küçük küçük bir rakam var değil mi? Bir adamın serveti bu, 3 tane de mirasçısı varmış. Evet. Tabii şirket ayrı bir şey. Ama onun makamına oturacak bir tane kadın, iki tane de erkek var. Bu adam eğer onun bu mal varlığını hesaplayan muhasibi olmasaydı servetini bilemezdi. Doğru mu? Allahu Teala diyor ki Allah bir takım insanları seçer, ona rızkı bir gayri hesap olarak verir. Hesaba gelmeyecek şekilde. Bazılarını da seçer, onlara da kendisine yetecek kadar verir. Yani bazı insanlar var ki günlük yiyeceğini ancak bulur. Onunla idare eder. Bu Allahu Teala'nın taksimi. Hiç kimsenin buraya dahli söz konusu değil. Nerede çabalarsan çabala bunu değiştiremiyorsun Allahu Teala'nın takdirini. İlim de böyle bir şey. Allahu Teala kullarından bazılarına ilim veriyor ki bir gayri hesap. Bu imamlar var ya, isimlerini andığımızda onlara rahmet okuduğumuz imamlar var ya, sahabeden günümüze kadar öyle alimler gelmiş geçmiş ki, öyle insanlar var ki, halen şu anda yaşayan insanlar var ki, ilimleri gerçekten de bazılarının bir gayri hesap olarak verilmiş. Bazıları da sadece kendisine yetecek kadar. Açlığını giderecek kadar. Neden vermiştir bunu Allahu Teala? Bir imtihan gereği. Bir imtihan gereği olarak vermiştir. Dolayısıyla alimler diyor ki Müslümanın gündelik İslam'ını yerine getirebilmesi için her neyi o noksan kısmından ise, hani fakirlere Allahu Teala gücü yetmediği yerde günlük kutunu tedarik edici olarak istemeyi mubah görüyor ya, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam üç insan için dilencilik caizdir diyor. Sadaka bablarında, hadis kitaplarına müracaat edin. Üç kişi için dilencilik caizdir diyor. Onlardan bir tanesini söyleyeyim. Gündelik yiyecek miktarını karşılayamayacak durumdaki bir insana. Bu insana kendisini Allahu Teala kazancıyla telafi edecek duruma gelinceye kadar ona dilencilik helaldir diyor. Günümüzdeki gibi değil olay. İslam devletinde, çünkü İslam devleti tebaasının, maişetini karşılamak durumundadır. Bu insan nasıl dilenciliğe muhtaç ise ilim de böyledir. İlmin fakiri de böyledir. Gündelik ibadetini yerine getirmek için bir insan neye muhtaç ise onu sorması gerekiyor. Bu onun üzerine vacip. Bu onun üzerine nedir? Farz. Nereden alıyoruz bu vücubiyeti, farzı? İşte bu ayeti kerimede. Ne diyor Rabbimiz? Fes'elû ehle zikri in kuntum lâ te'alemîn. Bilmiyorsanız zikir ehline, yani bilenlere sorun diyor. Şimdi bu ayeti kerimeyi alıyor tasavvufçular. İstisnasız herkesin bize sorması gerekir diyorlar. Çünkü zikir ehli biz. Allahu Teala'yı zikirden bir an olsun biz gaflet içerisinde değiliz diyorlar. Bu
tefsir ve tercüme. Bu ayeti kerimeyi kendi lehine istinbat. Doğru mu? Neden? Zikir dediklerinden bu yaptıkları değişik şeyler var ya hocam. Onu şimdi ayet-i kerimenin ilk inişini biz izah ettik. İlk inişi neydi? Yahudiler ve Hristiyanlar. Yahudiler ve Hristiyan. Daha doğrusu ehli kitap. Ehli kitapla kastedilen neydi? Kendilerinin kendilerine kitap bilgisi bulunan kimseler. Dolayısıyla bu onlara uymuyor. Bu onlara, yani bu istinbat bu ayetten kendi lehine olarak hüküm çıkarma bizim tasavvufçu arkadaşlar için caiz değil. Doğru değil daha doğrusu. Doğru değil, yanlış bir şey. Onlarda da var ya hocam, bize vahiy diyorlar ya. Bu başka bir. Evet. Dolayısıyla kardeşlerim, bu mübarek ayet-i kerime feselu ehle zikri in kuntum la talemun kastedilen burada ilim erbabı. İlim erbabı. Bundan sonraki ayeti kerime bunu teyit ediyor. Bakın ayeti kerimeye, bizim ehli sünnetin delillerinden olarak devam ediyor. Bil beyyinati ve zubur. Allahu Teala sizin uzak gördüğünüz o nebileri, rasulleri açık açık deliller ve hüccetler ile bir de kitaplar ile gönderdi. Yani Allahu Teala senden önce ne kadar nebi gönderdiyse, rasul gönderdiyse onları mutlaka açık delillerle, sağlam hüccetlerle, bir de kitaplarla gönderdi. Ve enzelna ileyke zikri ve sana da işte bu zikri indirdi. Litubeyyine linnâsi mâ nuzzile ileyhim. Kendilerine inen şeyi onlara açıklayasın diye. Bu ayeti kerimede genelde alimlerimiz buradaki zikir kelimesini Kur'an-ı Kerim olarak tercüme ediyor, tefsir ediyor. Bazı alimler ise buradaki zikir kelimesiyle kastedilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme inen ikinci tür bir vahiy. İkinci tür bir vahiy. İşte insanlara inen şeyi onlara beyan etmen için sana da ikinci tür bir vahiy indirdik. Bunun adı zikirdir. لَاَلَّهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Olur ki insanlar bunu iyice düşünürler. Ve bununla doğru olan yolu bulurlar. Allahu Teala bu mübarek ayet-i kerimede sana da zikri indirdik diyor. Buradaki zikirle kastedilen, biraz önce size arz ettiğim gibi iki görüş var. Birinci görüş, buradaki zikir Kur'an-ı Kerim demektir. Yani sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik ki insanlara indirilen şeyi beyan edesin. O zaman insanlara indirilen şey ne? O ikinci tür bir vahiy oluyor. Şimdi maalcilerin problemi burada başlıyor. Bizimle onların arasındaki savaşın başladığı yer burası. Biz diyoruz ki insanlara indirilen şey nedir? Kur'an. Zikir. Nedir? Zikir mi, Kur'an mı? Zikir, orada zikir. Zikir diyelim. İnsanlara indirilen zikri, insanlara indirilen zikri onlara beyan etmen için sana zikri indirdik. Yani zikri zikirle beyan etmen. Kur'an'ı Kur'an'la beyan etmen için oluyor o zaman hüküm. Zikir söz demek aslında. Bir dakika. Şimdi Kur'an'ı insanlara açıklaman için sana Kur'an'ı indirdik diyor ayeti kerime. Doğru mu? Evet. Bu görüşe göre. Kur'an-ı Kerim'de ve akimus salate ve atu zeka diyor. Namazı kılın, zekatı verin. Kur'an-ı Kerim'de bunu açıklayan bir ayet-i kerime yok. Nasıl oldu? Şeklinde falan mı? Evet. Kur'an-ı Kerim'de namazı şu şekilde kılacaksınız diye bir ayet-i kerime yok. O zaman bu zikre, bu zikre Kur'an'ı manasını vermek doğru değil. Anlaşıldı mı ne demek istediğim? Evet. Hadise mi hocam? Anlamıyorsanız burada size bir usul anlatmaya çalışıyorum. Bu mualcilerin belini kıran bir şey. Bir usul. Evet hocam. Bir zikir var, bir beyan var değil mi hocam?
Şimdi ayeti okuyayım. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Kendilerine indirilen şeyi insanlara beyan etmen için sana zikri indirdik diyor. Kendilerine indirilen şey nedir? Kur'an. Kur'an mı zikir mi? Zikir, ayette zikir diyor hocam. İnsanlara indirilen Kur'an şey dediği Kur'an. Kur'an'ı bildirmesi için bilgi mi verilmiş hocam? Kur'an aşkına böyle söz indirildi. Bir zikir var, bir beyan edilen şey var. Kur'an. Diyor ki sen iyi dinlemiyorsun beni. Peki hocam. Sana zikri indirdik. Ha işte ben onu diyorum. Sana zikri indirdik. Niçin? Kendilerine indirilen şeyi insanlara açıklaman için. Evet. Kendilerine inen şey ne? Kur'an. Bu da Kur'an, bu da Kur'an o zaman. Olmaz. İşte benim dediğime geliyor. Bir zikir var, bir de beyan edilen şey var. Beyan edilen Kur'an, zikir edilen onu açıklayacak. Zikir vahiy. Beyan edilen sünnet. Ulema ihtilaf etti. Evet. Sana indirilen şey var. Bismillah. Ulema ihtilaf etti. İhtilaftan çıkmamız lazım. Evet. Zikirdeki kasıt sünnet değil mi hocam? Seninkini kabul etmiyor adam. Oraya bakıyorsun lan. Sen oraya ne bakıyorsun? Oradan hocamız bir şeyle çıkaracak. Sen bakıyorsun, sen çıkarmaya çalışıyorsun. Sen hocayı dinle. İşi karıştırıyor. Arapça bir ya hocam. Biz kayıtlara geçiyoruz. Kopya çekiyor oradan. Onu da beceremiyor. İnsanlara indirilen şey eğer Kur'an-ı Kerim ise sana bu zikri indirdik kelimesinde de cümlesinde de eğer zikir Kur'an-ı Kerim ise mana şu oluyor. İnsanlara indirilen Kur'an'ı onlara beyan etmen için sana Kur'an'ı indirdik oluyor. Eğer bu şekilde ise bu şekilde manası varsa bu ayetin İnsanlara indirilen Kur'an-ı Kerim içerisinde اَقِيمُ السَّلَا وَاَتُ زَكَى ayeti var. Namazı kılın, zekatı verin. Burada biz namazı ne zaman kılacağız? Nasıl kılacağız? Ne kadar kılacağız? Kur'an-ı Kerim'de bunun açıklaması yok. Hiç amma. وَاَتُ زَكَى kısmına gelelim. Zekatı verin. Zekatı ne zaman vereceğiz? Hangi mallardan vereceğiz? Ve ne kadar vereceğiz? Hiçbir yerde açıklaması yok. Sadece ve sadece hububatın zekatını ne zaman vereceğimiz var. Ne kadar vereceğimiz yine yok. Hangi mallarda hububatta zekat vardır? Hangi mallarda yoktur? Ve miktarı ne kadardır? Yine beyan edilmemiştir. Ne diyor ayet-i kerime? Hububatın zekatı yevmi hasadi. Onun hasat günüdür diyor. Sadece ne zaman verileceği var. Ne kadar verileceği yine. Kaç mesela kuru fasulyemiz kaç çiniye ererse veya kaç tona ererse ondan zekat vardır. Pirincimiz kaç tona erdiği zaman ondan ne kadar zekat vardır? Bildirilmemiştir. Bunların tamamı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisiyle bildirilmiştir. İşte mualciler bunları inkar ediyor. Alıyorlar bu ayeti kerimeyi, bu ayette ikisi de ma nuzzile ileyhim'deki ma Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Zikir de Kur'an-ı Kerim'dir diyorlar. Sana Kur'an'ı insanlara açıklaman için Kur'an'ı verdik manasında diyorlar. Ve diyorlar ki zekat meselesini onlarla konuştuğumuz zaman onlarla münazara ettiğimiz için biliyorum. Bütün diyorlar memurlar aldıkları maaştan zekat verecekler. Ne zaman? Aylığı aldıkları gün. Yevmi hasat günü. Yevmi hasadından çıkartıyorlar. Hasat günü. Ne kadar alırsa alsın. Miktar yok onlara göre. Hepsi zekat vermek durumunda. Ne kadar verecekler? O da yok. He? Ne kadar verecekler? Kendi isteyene kalmış bir şey. Vereceği de belli. Memurun hasadı maaşının günü. Yok ayette kim? Maaşın günü. İşçilerin hasadı da maaş günü. Bizim gibi emeklilerin şeysi de hasadı
Aylık günü hesabı. Esnada bilmeyeceğim bunu. Kur'an-ı Kerim'den çıkmayacaklar ya şimdi. Bunlar diyorlar ki ma nuzile ileyhimdeki ma Kur'an-ı Kerim. Zikir de Kur'an-ı Kerim. Böyle bir çelişki içerisindeler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bu ayetleri yorumlamak için bu ayetlerin ne manaya geldiğini, bu ayetlerle o ayetlerin sahibi Rabbul Alemin'in ne kastettiği, ne irade ettiğini Resulullah'tan daha iyi biliriz diyorlar. Kendi akıllarını onun aklından daha üstün görüyorlar. Evet. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a bunu yorumlama fırsatı vermiyorlar, inkar ediyorlar. Ama kendi akıllarıyla bu ayetleri yorumluyorlar. Problem burada işte. Hangi konumda olduklarını iyice anlayabildik mi bu evet. Mualcilerin? Evet. Allah-u Teala'ya iltica ediyoruz. Evet, biraz da açalım. Elbet. Ya sadece bugüne mahsus bu yüzyıla mahsus değil. Ta Hasan-ül Basri'nin zamanında başlıyor. Tabiinde bu yani. Tabii. Tebe-i tabiinde biraz daha genişliyor. Ondan Vasıl sonra biraz daha genişliyor. Mesele ne? Mesele ne? İnsanın olduğu yerde bu olabilir. Sahabe döneminde bir takım insanlar nasları anlamada akıllarını devreye sokmuşlar. Resul-i Ekrem hemen onları önlüyor bunda. Mesela Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Hafsa validemiz, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Bedir'de ve Beyat-ı Rıdvan'da bulunan insanların hepsinin cennete gireceğini umuyorum diyor. Bedir'e iştirak edenler ve Rıdvan Beyat. Beyat-ı Rıdvan'da bulunanlar. Nedir? Hudeybiye'de anlaşma yapılıyor ya. Hı. Orada Osman radıyallahu anhu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam elçi olarak Mekke'ye gönderiyor. Kureyş'e gönderiyor. O oraya gidince bir haber geliyor. Münafıklar bir haber yayıyorlar. Veya müşrikler. Diyorlar ki Osman'ı öldürdü müşrikler diyor. Bir haber geliyor. Resul-i Ekrem bunu duyunca orada bir ağaç var. Çok büyük ağaç. Gölgesinde güneşten korunmak için orada bulunuyorlar. O ağacın altında diyor ki hepiniz diyor geleceksiniz bana beyat edeceksiniz. Hepsi geliyor Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a beyat ediyorlar. Ebu Katade radıyallahu anh'a soruyorlar diyorlar ki niçin beyat ettiniz? Şöyle ediyor kendi eliyle. Öldürülmek üzere yani ölünceye kadar Resul-i Ekrem ile beraber müşriklerle savaş etmek üzere beyat ettik diyor. Yani bura kesilinceye kadar savaşmak üzere beyat ettik diyor. Bundan dolayı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Bedir'e iştirak eden, yani Bedir Savaşı'na iştirak eden ve Hudeybiye'de o ağacın altında benimle beyatleşen insanların hepsinin cennete gireceğini umuyorum diyor. Hafsa radıyallahu anh ne diyor? Diyor ki ya Resulullah sen öyle söylüyorsun da Meryem suresinde bir ayet var. Ve in minkum illa variduha. İstisnasız sizin hepiniz oru cehenneme uğrayacak. Ve kana ala rabbika hatmen maktiyya. Bu Rabbin üzerine aldığı kesin bir vaattir diyor. Sen böyle söylüyorsun da Allah da böyle söylüyor diyor. Şimdi Hafsa validemizin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisini neyle cevaplandırıyor? Ayetle cevaplandırıyor. Demek ki insanın fıtratında bir takım şeyleri yani aklının, anlayışının, zekasının nüfuz edemediği noktada aklını devreye sokuyor ve onunla itiraz ediyor. Bu insanın fıtratında var. Ama Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o insanları öyle terbiye ediyor ki akılları bir şey kavrayamasa bilene ona artık teslim oluyorlar. Bu Allah-u Teala'nın bizden istediği bir şey biliyor musunuz? اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ diyor. Bizi anlatırken Allah-u Teala. Onlar gayba iman ederler. Yani bazı şeyler var ki akıl onu kavrayamaz. Orada tökezler. Orada bu gayıptır. Ben bunu bilemiyorum. Allah-u Teala'nın ve Resulü'nün muradı üzere teslimim. Ben buna iman ediyorum demesi gerekiyor. Selamet burası işte. Bizden istisnasız herkesin bir takım ayetleri, bir takım hadisleri anlamaması, anlayamaması doğal bir şey kardeşlerim. Bu kötü bir şey değil. Biz insanız nihayetinde. İlmimiz bir dereceye kadar. Ne yapmamız gerekiyor?
Orada teslim olmamız gerekiyor. İşte bu malci dediğimiz insanların, akılcı dediğimiz insanların fitnesine şeytan onların omuzuna oturmuş, onlarla oynuyor. Her şeyi senin dinde ister ayet olsun, ister hadis olsun anlaman gerekir diyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de biraz önce arkadaşlarla konuşarken يَوْمَ يَكْشِفُ عَنْ سَاقٍ diyor Allah-u Teala Kur'an'da. Bir gün gelir ki Allah şu baldırını açar. Hadi akıllı anla da göreyim bunu. Ha? İnsan bu ayeti kerimenin zahirine gitse ne olur? Mücessime olur. Şimdi baldır nedir? Senin dilindeki anlayışındaki baldır ne? Şura değil mi? Evet. Diz kapakla şu arası. Diz kapakla şey arası. Aşağısı mı? Aşağısı. Özür dilerim. Yanlış söyledim. Şimdi bu bizim dilimizdeki manası bu mu? Evet. Bu. Sen bunu alacaksın. Bununla Allahu Teala'yı bir şekle sokacaksın. Ona bir fiziki bir potre çizeceksin. Ondan sonra diz kapakla incik kemiği arasını tahayyül edeceksin Allah için. Bu adamı küfre götürür. Ne oldu şimdi? Akıllı olmuyoruz. Olmuyormuş akılla. İş karıştı. Burada aklın gücü yetmiyor bunu anlamaya. Teslim olması gerekiyor aklın. Ne demesi gerekiyor? Allahu Teala bu ayeti indirmiştir. Mana her ne kadar benim için malumsa da nasıllığı bilinmiyor. Ben Allahu Teala'nın bu ayette neyi irade ettiyse ona iman ettim, teslim oldum demesi gerekiyor. Sebebiniz yok hocam. He? Baldır diyorsa baldır diyor ama nasıl düşünmüyorum. Kıyamet sahnesini anlatıyor Allahu Teala. Kıyamet sahnesini anlatıyor. Burada bizim ehli sünnetin kardeşlerim size akli bir delil sunacağım burada. İyi dikkat edin. Müşrikler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi yalancılıkla itham ediyorlar mı? Ediyorlar. Sihirbazlıkla itham ediyorlar mı? Ediyorlar. Delilikle itham ediyorlar mı? Ediyorlar. Ama hiçbiri de öyle bir Rabbi var ki bunun bize benzer diye itham etmiyor. Bu ayetlere rağmen. Doğru mu? Evet. Neden? O dilin özelliklerini bildikleri için. Hiçbir Yahudi gelip çıkıp da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı bu ayetle itham etmiyor. Hiçbir münafık Medine'de azılı düşmanı var Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Düşmanları var münafıklardan. Hiçbiri Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam bu ayetlerle itham etmiyor değil mi? Dilin özelliklerini bildikleri için onlar. Teslim oldukları için. Ama bugünün insanları bu ayetlerle bizi itham ediyorlar. İman etmeleri gerekirken. Burada bize lazım olan ne? Bu gibi ayeti kerimelerde, hadislerde aklımızı zorlamamamız, teslim olmamız gerekiyor. Diyeceksiniz ki bana, peki bu ayet ve hadislerin, sıfatlara taalluk eden bu ayet ve hadislerin ne manaya geldiğini, anlamını bilen hiç kimse yok mu? Vardır. Ehlini bulduğumuz zaman soracağız. Bulamadığımız zaman ne yapacağız? Biraz önce size arz ettiğim usule teslim olacağız. Ve bu ayeti kerimede ikinci görüş ve bizim katıldığımız, tercih ettiğimiz görüş, buradaki Rabbimizin zikir diye bahsettiği şey Hucurat Ahzab suresinde Allahu Teala'nın Nebimizin eşlerine hitap ettiği bir ayet var. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve zikri tilavet edin diyor. Allah'ın ayetlerini ve zikri. Bir Allahu Teala'nın ayeti var orada, bir de zikir var. İkisini de tilavet edin. Yani Allah'ın ayetlerini, o ayetleri okuyun, ezberleyin, bir de onların yorumu olan, onların açıklaması olan Resul'ün izahatını iyice öğrenin. Bunu öğrenenlerden bir tanesi Ayşe validemiz. 2000'e yakın hadis rivayet ediyor. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ev halini anlatıyor.
en büyük alim sahabelerden bir tanesi. Ahzab suresinde zikir mi geçiyor hocam? Evet. Yoksa hikmet. Hikmet. Hikmet, özür dilerim. Hikmeti. Zaten zikir manasına oradaki hikmet. Bu işte kardeşlerim doğru o, tefsir, doğru tercüme bu ayet-i kerimede. Birincisi, birinci zikir, Kur'an'ı anlamamız için, açıklamamız için, şey anlayabilmemiz için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın lafızları, hadisleri hikmet diğer bir ifadeyle kardeşim Allah razı olsun hatırlattı bana. Bize indirilen şeyi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onunla açıklıyor. Bugünlük bu kadar olsun inşallah. Bir o kadarını daha iyi Kur'an'ı bir o kadar daha hadis. Yani o hadis. O hadis. Oradaki ayetli hadis. Peki hocam zikri biz indirdik. Onun sonucusu biz derken yani orada zikirden maksat yani Kur'an mı? Sadece Kur'an mı? Oradaki zikirden murat hem Kur'an-ı Kerim hem onun açıklaması olan hadis-i şerifler. Sorular kısmı ayrı bir şey, onu kapatalım diyoruz. Bu arada mealciler bayağı da çok ya.